Bunu bizzat yaşamanızı tavsiye ediyorum. Haydi bismillah. Aslında gelirken yolda farklı hayvanlar buluruz, sıcağı sıcağına çekeriz diye kayda aldık. Herhangi bir şeyle karşılaşmadık. En azından sizin görebileceğiniz kadar büyüklükte olan bir şey görmedik. Şimdi inerken karşılaşırsak kayda almaya çalışacağız. Tabii bilirsiniz hayvanlar hemen kaçıp gidiyorlar. Saklanıyorlar. Biz insanlardan korktukları ve güvenmedikleri için bize. Ki bugün aynı kendi ırk ve cinsimizden olanlar bize güvenmezken onlar nasıl bize güvensinler? Tabii şurada karıncalar var. Gösterebilecek miyiz? Evet, net şekilde görünüyor karıncalarımız. Koskocaman dağda dünyanın en küçük karıncalarının çekimini yaptın diyeceksiniz. Bunda haklısınız tabii ki. Biz aşağıda tahta ve odun parçacıkları arıyorduk. Bu yükseklikte bayağı odun parçaları varmış ateş yakabilmek için. Bir dahaki gelişimizde buraya çıkıp bu odunları buradan toplarız. Evet. Biraz yüksek bir yerden geldik. Atlayacağız. Haydi bakalım. Tabii iniş kolay olduğu kadar riski de var. İnerken ayağın kayması daha büyük olasılıklar içinde. Dinlenme bahanesiyle arada bir sizlere farklı açılar alıyorum. Bu arada bir kaya parçası kayıp gitti. Bunu kasten attık. Şunu da kasten atacağım. Bu sefer kamerayı yaklaştıracağım. Güneş vuruyor, görmüyorum. Tamam. Taşın da sesi kesildi. Şuradan bir açı alacağım.
şimdi atalım mı? Şu sese bayılıyorum. Neyse, kör noktadan geldi. Mehmet abi orada. Onu yakın açıyalım. Mehmet abi! Seni ne şekilde görüyorum? Yalnız bu çekimi size net şekilde vermeyebiliriz. Niye? Çünkü kamera izledim. Çizgili çizgili görüntü veriyor. Sanırım kayıt bozuk çalıyor. Ya da kayıt sağlam. Oynatma okuyucusu çizilmiş olabilir. Oynatma okuyucusu çizilmiş olsa büyük bir şans. En azından kayıt sağlam olsun. Mehmet abi güzel yerde bir duruyor. Tam şu uca gidelim. Şurası. Şuradan aşağı gitmeyi planlıyordum aslında. Şu boğazdan. Şu üç noktaya gidelim önce. Tabii böyle bir yere çıkabilmek için, rahat hareket edebilmek için ayağınızda kesinlikle bir bot olması şartı var. Görüyorsunuz. Sincap, sincap diye Mehmet abi sesleniyor. Efendim. Bakalım yakalayacak mıyız? Hoppa. Oo arkadaşlar. Nasıl? Yükseklik korkum var. Fakat ne hikmetse dağdan bakmak korkutmuyor beni. Yüksek apartmandan bakınca ürküyorum. Evet. Hadi bismillah. Şimdi kayıplara karışmıştır. Mehmet abi. Çok tatlı bir şeydi. Yükseklik korkusu var, ne var? Vallahi yok, takılır bakmaz düşeriz. Gerek yok artistlik yapmaya. He valla. O parça var yerinden kopmuş aslında. Artistlik yapmanın anlamı yok. Şu parça yerinden kopmuş. Orada kocaman bir yarık var. Mağaraya taşlar bir. Güzel bir kuş vardı burada. Sarı, siyah, böyle harika bir kuş. Aslında buraya çalıp thank you.
İnmek risklidir baba. Çıkmak yorucu, inmek sadece inmenin şöyle değildir. Küçük bir köprü vardı aslında. Geçerken görmüştüm. Onu alayım dedim. Almak istiyorum, onu göremiyorum. Çıkıp aynı yerden gelirken belki görürüm. Şu kadar da uzak değildi. Thank you.
Şu sese baksanıza. Altı boş gibi. Vallahi. Tuvaletin üstünde. Valla billah. Bayılacağım. Kimsenin haberi yukarıda yok. Herkes aşağısına bakıyor. Valla. Biz de görmeyiz. İnerken biz de görmezsek de görmeyiz. Görmezsek görmeyiz. Ama görüyoruz ne yapalım. O sincap güzeldi ya. Çok güzel bir sincaptı. Valla. Hani sen önden gittiğin için ne varsa ama hemen kaçtı, o kayalıkların arasında kayboldu ha. İnsan sala gelecek, güzel bir kamerası olacak, tamam mı? Oturacak o tepeye. Şey yapacak, sağa solu kollayacak. Kadir abi diyor, bir şey var. Çok güzel bir bülbül sesi var diyor, ötüyor bu sabahtan onu dinliyordu. Sana Kadir abilerle beraber geldin değil mi? Evet, evet. Kameramız fena değilmiş. Biraz da size kurumuş ot parçalarının sesini dinletelim. Thank you.
Görünüyor. Evet, çektim bir işte. Böyle yan yan. Abi buradan taş maş senin üzerine gelmez. Ben şuna geleyim, kaçmasın. Ya asıl can alıcı nokta burası. Hepsi şey ya, bu kertenkeleler bir şey. Bak. Eten bak. Taş renginde, dikkat ediyor musun? Gördün mü? Gördüm. Taşın renginde de kamufle olmuş. Evet işte şu. Pat pat baktı gitti oraya. Durdu, sen orada şeye çekebilseydin.